Merhaba hanımlar, Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kibar bir motif paylaşacağım. Altıgen bir motif. Daha önce yapmış olduğumuz yıldız motifin mantığına benzemekte. Daha büyüğü, tabii daha farklı bir yapısı var. Ama birleştirme tekniği olarak birbirine benziyor. Ve de asimetrik bir yapısı olduğu için bu tarz örtüler için oldukça uygun. Yani dümdüz bir dikdörtgen ya da kare halinde ilerlemiyor altıgen olması sebebiyle. Ama eklemesini de göstereceğim. Hem motifi öreceğiz birlikte hem de eklemesini de yapacağız. İplik olarak yazlık merserize tarzı bir iplik kullandım. 2,5 numaralı tığla. Şimdi vakit kaybetmeden motifimize başlayalım. Merserize tarzı ipliklerle başlarken atma riskine karşı zincirle başlıyorum. Sihirli halkayla başlamıyorum. Bu motifimde de aynı şekilde 2,5 numara tığ kullanıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yaparak başladım. Ve birinci zincirimin içine kaydırma tekniğiyle bağlantımı yaparak küçük bir halka elde ettim. Şimdi bu halkamızın içine ilk yuvalarımızı yapacağız. Bunun için şimdi 1, 2, 3 zinciri yukarıya çıkmak için bir zinciri de arada kullanmak için toplam 4 zincir yaparak bunu bir kabul edeceğim. Bununla birlikte toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. Yalnız aralarda birer zincir olacak. Yani bakın 1, 2, 1 zincir, 3, 1 zincir, 4, 1 zincir, 5. Zincir yapmayı unutmuyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir zincir daha. 12. trabzanımızı yapıyoruz. Buradaki aralıkları yani kutucukları saysak 11 kutucuk var. 12. kutucuk içinde bakın bağlantı için bir zincir yapıp başlangıçta yapmış olduğumuz zincirlerden 1, 2, 3.sünün içine yine kaydırma tekniğiyle bağlayarak ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramızda artık altıgen dokuyu vermeye başlayacağız. Buradaki trabzanı yapıyı oluşturacağız. Bunun için de önce aradaki boşluğa gitmem lazım. Yani kaydırma tekniğiyle şu boşluğun içine ipliğimizi taşıdık. Ve yine 1, 2, 3 zincirle başlangıç yaptık. Bu zincirim benim birinci trabzanım. Bununla birlikte bu boşluğun içine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Yani 1, 2, aynı boşluğun içindeyim. 3, 4 ve 5. 2 zincir yapıyorum geçiş için. Alttaki bir boşluğu bırakarak ikincisinin içine. Burada 12 tane boşluğum vardı. Bunların 6 tanesini kullanacağım. Bunu geçtim. Yandaki boşluğun içine yine 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. 2 zincir. Yine bir boşluk bırakıyorum diğer boşluğa. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde ilerleyerek 6 tane trabzan grubu oluşturacağız. Yine bir boşluk devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Bir boşluk bırakıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şurada 2 zincir yapmayı unuttuk. Çok özür dilerim. Hemen söktüm. Bakın. Her trabzan grubunun arasında ikişer zincirim vardı. 2 zincir. Şimdi fark ettim bunu. Kusura bakmayın. 1
2, 3, 4 ve 5. Şimdiye kadar 5 grubumuz oluştu. 2 zincir. Bakın, bir boşluk bıraktığımda artık tam yerine yerleşecek. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Ve bitirirken yine aradaki 2 zincirimi yapıp başlangıç zincirimizin tepesine kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Burası böyle, bakın, birazcık gevşek bir yapısı var ama hiç merak etmeyin. Üst sırada zaten tam altıgen şekline ulaşacak. Böylece bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bu sıra bence bu motifin en önemli sırası. Bu 5 tane trabzanı 2 bölüm ayıracağız ama şunun yuvasını yaparken çok güzel bir ipucu var. Şimdi onu yaparken göreceğiz. Bir sıra fazladan örmemizi engelleyen ve güzel bir dokusu olan bir püf noktası. Şimdi 5 tane trabzanımız vardı. Bunu 3-3 ayıracağız ama şu şekilde. 1-2-3 zincirimizi yaptık. Bu benim birinci trabzanım. İkinciyi yapıyorum. Yanına. Üçüncüyü de yapıyorum. Şimdi bu yuvamız için büyük bir zincire ihtiyacım var. Daha bu sırada. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir yaptım. Başına bakın, bir kez dolayarak şu anda yapmış olduğum 3 tane trabzandan sonuncusunu şöyle yan çevirdim daha net görülebilsin diye. Şu bağlantı noktasına, yani şuraya batarak bir trabzan yapıyorum, ikili trabzan. Şu şekilde arada zincir yapmadan boşluk oluşturarak geçmeyi sağladı. Sonra buraya devam ediyoruz, alt sıraya. Aslında 1,5 sıra örmüş oluyoruz bu aşamada. Sonrasında 5 tane trabzanı 6'ya çıkartacağımız alandaydık aynı zamanda. 1, 2, 3 yaptık. Şimdi tekrar başlarken en son yaptığımız noktaya tekrar bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, yan yana devam ediyoruz, sonra 3. Yani 5 tane trabzanın üçüncüsünün üzerine 2 kez batarak buradaki trabzan sayısını 6'ya çıkarmış olduk. Geçişimiz yine 2 zincir. Bir kez daha tekrarlayalım. Şimdi önce ilk 3 trabzanı yapıyoruz yan yana. 1, 2 ve 3. Orta kısma ulaştık. Şimdi bu halka için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir yaparak başını bir kez doluyorum. Bu yaptığımız 3 tane trabzandan sonuncusunun şu dip kısmını, bakın, şurayı kullanarak normal bir ikili trabzan yapıyorum. Bu benim hem esnememi hem de şuradaki boşluğumu oluşturuyor. Sonrasında da başını alarak trabzan örmeye devam edeceğim. Buna da en son battığım yere tekrar batarak devam edeceğiz. 1. Yine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Gördüğünüz üzere burada bu sırayı yaparken bir sonraki sıranın da hazırlığını yapmış oluyoruz. 6 tane yuva hazırlayacağız bu şekilde. Bir kez daha, son kez daha tekrarlayalım. Sonra kendimiz örerek son sıramıza başlayabiliriz. 2 zincir yaptık. Önce 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dip kısmına batarak ikili trabzanla buradaki geçiş aşamasını gerçekleştirdim. Sonra son battığım noktanın içinden başlayarak yine 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde 6 trabzan üstüne de aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramızın sonuna gelirken 2 zincir yaparak bağlantımızı yine başlangıç zincirinin tepesine yaparak tamamladık. Şimdi artık son sıramızdayız. Ekleme işini az sonra göstereceğim.
Ama birinci motifi her zaman tamamen bitiriyoruz biliyorsunuz. Sonra ikinci motifi bakın 3 noktadan birleştirmişim. Yani 2 tane kul hakkı noktadan, 1 tane de aradan. Şimdi önce ama bir motifi yapmayı bitirelim biz sizinle. Buradaki bağlantı noktasını yaptıktan sonra şimdi bu büyük halkaların içini doldurmaya geldik. Bu noktada başını doluyorum bakın zincir yok. Direkt şurayı yan olarak kullanarak şu halkanın içine önce 8 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yarısını tamamladık. 3 zincir. Aynı yere 8 adet daha ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yani toplam 16 tane ikili trabzan oldu bunun içine dolu dolu. Şimdi bunu benim bir noktaya bağlamam lazım. Bağlantı noktamızda bu 3 tane trabzanın üçüncüsünün üzerine sık iğne ile bakın bağlıyorum. Birinci bloğumu bitirdim. Şimdi yan tarafa geçerken yani bu bloğuma geçerken şu iki zincirlik bir boşluğum vardı. O araya ise bu küçük adımı yapacağız. Onun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Bu 6 zincirden geri dönerek bakın. 1, 2, 3'üncüsünün içine kaydırma tekniğiyle bağladım. Sık iğneyle de bağlayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Maksat burada küçücük bir şöyle bir halka elde edebilmek. Yani ister kaydırmayla isterseniz de 1, 2, 3'üncüsünün içine sık iğneyle bağlayın. Hiç fark etmez. Sonrasında 3 zincir yaparak aşağıya doğru ineceğiz. İndiğimiz nokta yeni başlayan bloğun ilk trabzanının üzerine yine bakın sık iğneyle bağlıyorum. Şu şekilde arada bir geçişimiz oldu. Ve sonra yine bakın şuradayız. İçine bu deliğin içine 8 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 3 zincir yaptık. Yine 8 tane daha ikili trabzanla devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sonrasında bu 3 trabzandan 3'üncüsünün üzerine sık iğneyle bağlıyorum. Ve ara geçiş için önce 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım. Bunlardan 1 2 3'üncüsünün üzerine sık iğneyle yapalım. Daha pratik olacak. Ve 1 2 3 zincir yaparak karşı taraftaki ilk trabzanın üzerine yine bakın sık iğneyle bağladık. Bu şekilde yine 6 tane kulak, 6 tane bu ara geçişi yaparak motifimizi tamamlıyoruz. Bitirdiğimizde ise başlangıç noktamıza geleceğiz. Orayı göstereceğim. Hem ekleyeceğim hem göstereceğim. Başlangıç noktamıza geldiğimizde dip kısmından ipliğimizi kopararak arka tarafta düğümleyeceğiz. Şimdi ekleme kısmından da bu aşamada bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten örnek kendini gösterecektir. Biz yan yana önce ekleyeceksek şöyle bakın. Bu yakalayacağı alanlar belli. İki tane kulak, bir tane de şu aradaki küçük yerler birbirini yakalayacak. Bu şekilde istediğimiz boyutta ekledikten sonra sıra gelecek şu aralara. Dediğim gibi asimetrik bir yapısı var altıgen olması sebebiyle. Bu aralar biraz daha kafa karıştırıcıdır. Dolayısıyla ben oradan göstereceğim size. Motifimizi şu şekilde araya yerleştirdiğimizde bakın.
Şöyle yapalım. Bir kulak, bir ara bağlantı. Bu kulak buraya oturacak. Sonra yine ara bağlantı ve son olarak bir kulakla bağlantımız gerçekleşecek. Yani bir motif diğer motife her zaman 1, 2, 3 noktadan dokunuyor. Bunun işi bittikten sonra bu motife dokunma sayısı da yine 1, 2, 3 adımda tamamlayacağız. Şimdi şöyle gösterelim. Biz bu aşamada ilk kulakla başlayacağımız için ne yapıyorduk? Önce 8 tane dolduruyorduk. Bunu doldurarak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arada 3 zincir yapıyorduk. Bu bağlantı noktasında bu zincirlerden bir tanesini yapıyoruz. Karşısına bağlayacağım yeri biliyorum, az önce belirledim. Buradaki bu boşluğun olduğu yerden bakın tığımı geçirerek sık iğne ile bağlıyorum. Bu benim ikinci zincirim yerine geçiyor ve bir zinciri daha yaparak motifimi örmeye devam ediyorum. 1 2 motifimin örümünde hiçbir değişiklik yok. Sadece o zincirlerin olduğu yerde bağlantılar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın yine trabzanımın üzerine bağladım. Şimdi burası önemli. Ne yapıyorduk? 3 zincir yukarı çıkmak için, 3 zincir geri kıvırmak için toplam 6 zincir yapıyorduk. Ama bağlantı yapacağımız zaman 1, 2, 3 zincir yukarı çıkış zinciri. 3 tane daha yapacaktım. Az önce yaptığımız mantıkla önce birini yapıyorum. Yani toplam 4 tane zincir yaptık. Tam karşısındaki minik bağlantının içine bakın yakaladım. Buraya bir sık iğne yaptım. Bu benim 5. zincirim yerine geçiyor. Bir zincir daha yaparak döndüm ve toplamda 6 zincir var gibi düşünerek yine ben 1, 2, 3. zincirimin içine bunu sık iğne ile bağlayarak yoluma devam edeceğim. Bakın bağlantımı yaptım. 1, 2, 3 zincir ve karşı tarafa yine bağlayarak şuradaki bağlantımızı oluşturduk. Devam ediyoruz. Yine önce 8 tane ikili trabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yine tekrarlayalım. Bir zincir yaptım. Şimdi buluşma noktası bu ikisinin buluştuğu nokta. Bunların ikisinin buluştuğu noktadan yine batarak sık iğne yaptım. Bu benim ikinci zincirim yerine geçiyor. Bir zincir yaparak geri döndüm ve kalan 8 tane ikili trabzanımı yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine dip kısmına sık iğne ile bağladık. Buraya kadar yaptığımız aşamayı bir görelim. Bakın bağlantı noktalarımızı. Hala motifimizin buradaki kısma bağlanması lazım. İki yerimiz kaldı. Onları da bitirelim birlikte. Sonrasında videomuzu tamamlayalım. Şimdi yine 1, 2, 3 yukarı çıkış için. Bir zincir, yeni bağlantı noktasının ek zinciri. Sonra yani 4 zincir yapmış olduk. Karşı taraftaki minik kutucuğu yakaladık. Bu benim 5. zincirim yerine geçti. Bir zincir yaparak döndüm ve aşağıdan 1, 2, 3.'sünün içine sık iğne yaparak bağladım. Ve 3 zincirle yine aşağıya iniyorum. Karşı tarafın ilk trabzanını yakaladım. Ve devam. Yine 8 tane trabzanımı yaparak devam ediyoruz. 2 3
4, 5, 6, 7 ve 8. Son bağlantı noktam bir zincir. Karşıdaki boşluğu yakaladım. İkinci zincirim yerine geçti. Bir zincir yaparak döndüm ve kalan parçamı da tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Böylece aralığa geçerek bakın 6 noktada bağladım. 3 bir motiften, 3 bir motiften olacak şekilde, şu şekilde, hiç araları da boşluk kalmayacak şekilde muntazam bir şekilde bağlandı. Sonrasında kalan kısmı da şunları da tamamlayarak bitirelim. Bunlar boşta, herhangi bir bağlantımız yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen dönüp üçüncüsünün içine bağladık küçük. Bir sonraki adımdaki bağlantı noktamızı oluşturduk. 3 zincir yaparak indik. Ve son kulakçığımın içinde dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 zincir. Devam ediyoruz. Diğer parçasını yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın son noktalara geldik, bağladık. Aradaki son geçişimiz için de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 dönüp minik kutucuğumuzu yaptık. Ve 1, 2, 3 zincir yaparak İlk başladığımız noktaya ulaştık. Buraya sık iğne ile bağladım ve ben bir zincir yapıyorum. Biraz da mesafe bırakarak ipliğimi koparıyorum. Bu şekilde motiflerimizi ekledik. Şimdi düzeltelim. Zaten bu tip ipler ütüye çok gelen ipler. Özellikle dantel ipleriyle dantel parçaları da örebilirsiniz sehpanıza, masanıza, runner olarak da örebilirsiniz. Ekleme mantığını az önce gösterdiğim buradaki gibi yıldız, yani önce bir şerit örüp sonra aralardan küçülterek de gidebilirsiniz. Bakın şöyle harika bir motif elde etmiş olduk. Verseriz iplere de oldukça yakışan, aslında yeleklerde, bluzlarda bile kullanılabilecek olan ama altıgen olduğu için çok tercih etmiyoruz aslında. Asimetrik yapısı sebebiyle, ama yarım motifler yapılarak düzenlenebilir bu kısmı da. Bu şekilde hem motifimizin yapımını hem de birleştirilmesini anlatmaya çalıştım sizlere dilim döndüğünce. Bence en önemli trik bu motifteki şu sırada daha örerken yuvaların yapılıyor olması. Bu güzel bir ipucu, birçok yere de uyarlanabilir. Bu şekilde bu haftaki motifimizin de sonuna geldik. Her cumartesi bir motif hazırlamaya çalışıyorum sizlere. Farklı ve kolay motifler olmasını tercih ediyorum. Birçok alanda kullanılabilmesi açısından. Umuyorum faydalı oluyordur. Bunları ebru liplerle her sırada renk değiştirerek farklı dokularla vermek mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.